Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu programda sizlerle birlikte Biomutant isimli Mayıs ayında çıkan oyunu incelemeye çalışacağız. Şimdi özellikle biz bu programda böyle yeni oyunları, farklı oyunları ya da iddialı oyunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bu videomuzda da Mayıs ayında piyasaya sürülen Experiment 101 isimli şirketin sunduğu bir oyun olan Biomutant'a göz atacağız. Şimdi oyun enteresan bir oyun. Onu baştan söyleyeyim. Zaten duyurulduğu zaman da 2019'unda duyurulmuştu bu oyun çıkacak diye. Çok iddialı tarafları da vardı. Yani bir karakterimiz var. İsminden de birazcık anlaşılıyor. Dünya bir mutanta uğramış, bir sürü yaratığın elinde düşmüş durumda ve bu yaratıklardan bir tanesini biz kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz yaratık da hani nasıl desem böyle fare deseniz değil, kedi deseniz değil, tilki deseniz değil ama işte hepsinin birleşiminde olan ilginç bir yaratık. Oyunun içinde oynadıkça belli özellikleriniz de kabiliyetleriniz de artıyor aslında ve siz topladığınız işte ekipmanlar olsun ya da yaptığınız bazı seçimlerle aslında oyundaki bu karakterinizin iyi ya da kötü olmasını ve özelliklerinin baskın ya da çekingen olmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi oyunun başında karakterinizle ilgili bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu ayarları şu anda ekranda göstereyim ben size. O ayarlarda karakterin özellikleri de değişiyor seçtiğiniz türe göre. Farklı farklı birkaç tür var. Bu türleri seçtiğinizde karakterin işte savaşçı mı olsun, işte efendime söyleyeyim suikastçı mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun gibi farklı farklı seçimler yapabiliyorsunuz. Bu seçimleri yaptıktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Şimdi oyunda şöyle bir sıkıntı var. Yani baştan onu söyleyeyim. Bir böyle bir anlatıcı var. Anlatıcının söylediklerini İngilizce altyazı olarak veya farklı dillerde de bu arada yapabiliyorsunuz ama Türkçe yok ne yazık ki. Onu baştan söyleyelim. Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hani en azından altyazı olsa fena olmazdı diye düşünüyorum ama ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Ve anlatıcı eğer bir oyun içinde farklı yaratıklarla etkileşime girdiğiniz zaman onlar bir garip bir dil konuşuyorlar. O anlatıcı bunları işte İngilizce'ye çeviriyor. Ve o garip dil de çok komik oluyor. Böyle falan yapıyorlar o dil bu arada. Enteresan da olmuş oraları. Siz de karakterinizi işte hareket ettiriyorsunuz, savaş ediyorsunuz, çeşitli combo hareketler yapabiliyorsunuz. Aslında bir nevi böyle uzak doğu sanatlarının aslında bu yaratık tarafından kullanılması durumu söz konusu. Bir yerlere iniyorsunuz, bir yerlere çıkıyorsunuz. Açık dünya bir RPG oyunu bu. Yani role playing game oyunu. Ama dünya çok açık olmasına rağmen sizin etkileşimde bulunduğunuz alanlar aslında biraz sınırlı kalmış. Yani Experiment 101'in hayal ettiğimiz ya da bize sunmayı hayal ettiği şeyin çok küçük bir kısmı ne yazık ki hayata geçirilebilmiş. Ha, yine oyun kötü mü? Oyun kötü değil ama söylediğim gibi yani beklenti biraz daha farklı olunca ister istemez ortaya çıkan işte birazcık hayal kırıklığı olabiliyor. Şimdi gelin oyuna bir girelim, birazcık oynayalım, bakalım Biomutant bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, oyuna başladık. Daha doğrusu ben devam ediyorum. Ben çünkü oyunu bir şekilde kurmuştum ve birazcık ilerlemiştim. Böyle devasa bir dünyamız var. Bu dünyada bakın görüyorsunuz şu anda modellemeler falan çok güzel yapılmış bu arada. Hani böyle birazcık bana şeyi andırdı. Ghost of Tsushima oyunu vardır biliyorsunuz. O oyunda da böyle çok geniş açık bir dünyamız var. Burada da öyle fakat burada tabii belli sınırlamalara tabi tutuluyor. Böyle bir olay oluyor, bir şey işte bir konuşma sesi geliyor falan. Bunlar birazcık hani açıkçası vakit alıyor. Birazcık böyle bizim elimizi bana zayıflatıyor gibi geliyor. Oyunun akışına da birazcık etkiliyor. Yani tamam oyunu anlatmak için yapılmışlar o sesleri anlıyorum. Şu anda kahramanımızın köyüne geldik. Çocukluğunun geçtiği köye. Burada şimdi bir şeyler olacak muhtemelen. Evet. İşte bu oyun içinde bazen böyle geçmişe gidiyoruz ve işte bir nevi flashback dediğimiz zamanda yolculuklar yapıp şimdi çocuk olduk mesela tekrar çocuk olarak oyunu oynamaya devam edeceğiz. Çocukluğumuza dönmüş oluyoruz burada. Buralarda belli görevleri yaptıktan sonra tekrar normal zamana geri dönüyoruz. Şu anda işte mesela gördüğünüz gibi böyle çocuk olmuşuz. Küçük bir şekilde kahramanımızın çocukluğuna dönmüş durumdayız. Şimdi bakalım dolaşalım biraz. Mesela Goop diye bir şey geldi. Bunlar böyle garip garip dillerde konuşuyorlar. Ama Allah'tan bir altyazı var ve anlatıcı var, bize anlatıyor. Fakat bazen çok sıkıcı oluyor bunlar, öyle söyleyeyim. Oyunun belli yerlerinde seçenekler çıkıyor. Oyunun başında da böyle bir seçenek var. İyi mi olacaksın, kötü mü olacaksın gibi. Burada da mesela konuşmana göre, mesela burada 3 tane seçenek var. Bakalım.
yüzmeyi seçelim. Swimming, I am into Wung Fu. Wung Fu diyor. Wung Fu birazcık zordur diyor Go bize. Ve senin Moma, herhalde annesi gibi bir şey bu. Şu anda bana öğretebilir mi diyor. Falan filan gibi şeyler işte. Burada şimdi bunu şey oluyor. Allah ne oluyor ya? Yüzmeyi öğretiyor şu anda bize bu. Hop attı bizi. Eyvah. Şimdi burada yüzmemiz gerekiyormuş. Çabuk. Şöyle bir yüzelim bakalım ya. Ama enerjimiz tükeniyor. O yüzden hemen şu orada enerji bakın. Barı görüyorsunuz. Enerjimiz tükeniyor. Tükeniyor. Neyse tükenmeden gelmeyi başardık. He says that wasn't too bad, was it? Az kalsın beni boğuyordun diyor ya. Bakalım dedim ki ne diyor bize? O sana hangisi yüzmeye gerektiğini hatırlatacak diyor. Tamam bu bize bir şey dedi. Evet işte Mama geldi. Mama, Mami falan gibi bir şey herhalde bu. O Wung Fu daha doğrusu. Easy diyelim bakalım bize öğretsin. You should know. She'll see you at the village square. Seninle eğitime gitmekten onur duyuyorum, onur duyuyorum dedi. Şimdi eğitime gidiyoruz. Wung Fu training diyor. Şimdi burada başka bir arkadaşımız geliyor. Yine eskilerden Gizmo diye. Ve bu oyun hep böyle değil arkadaşlar. Şimdi bizim oynadığımız bölüm böyle denk geldi ama canavarlar da var. Onlarla da kapışıyoruz. Onlarla da çeşitli savaşlara, kavgalara falan da katılıyoruz. Şimdi bakalım. Burada da bir şey seçtik. Etrafta bir şeyler vardı. Burada bir şeyler bulmamız lazımmış. Ne diyelim? Upcycling yeni ana görevimiz buymuş. Şurada bir şeyler var. 3 tane rubbish pile bulacağız. Şuna bir girelim. Şundan arıyoruz şu anda. Çöpleri karıştırıyoruz. Bir tanesini bulduk. Bir tanesi de burada. Kolay yani bu şeyleri geçmek çok zor değil. Sağ tuş tıklıyoruz. Bir tanesini daha bulduk. Bir de şurada var. Çöplerde bir şeyler arıyoruz. Şimdi üçüncüyü de bulduk. Evet şimdi konuşmamıza devam ediyoruz. Sohbetimize. Ben rastgele seçiyorum burada bir şeyleri. Devam edelim. Burada mesela belli şeyler kazanıyoruz. Belli görevleri yerine getirdikçe belli özellikleri kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni kılıcımızı da almış olduk. Geri dönelim. Artık yeni bir kılıcımız var gördüğünüz gibi. Burada seçimlerimizi yapıyoruz. Tekrar sohbetimiz devam ediyor. Tabii belli seçimler bizi belli farklı senaryolara götürüyor ama böyle senaryolar da çok farklı değil. Açık söylemek gerekirse bu da biraz... biraz can sıkıyor oyun içinde. Onu söyleyeyim. Burada işte daha zorunu denemek istiyorum diyor. Mama bizi biraz daha eğitecek. Bakalım ne yapacak. Şimdi Wung Fu training devam ediyormuş. Söylediğim gibi burada böyle bir şey var ama normalde mesela düşmanlarla savaştığımız şeyler de oluyor. Burada farklı arkadaşlar da var. Karşımıza çıkmış. Onlarla sohbet ediyoruz şimdi. Şimdi benden korkuyor musun diyor. Puti Ankati'ymiş bu arkadaş. Hiç kimsenin zeralanmasına gerek yok diyor. Puti Ankati biraz artistik yapıyor bize herhalde. Bak. Çok ayıp. Şimdi ben bunu bir... Evet şu anda. Şu anda savaşıyorum ben. Tabii farklı. Birini hallettim galiba. Şimdi ikinciyle uğraşıyorum. Eyvah.
Evet, beni birazcık yendiler gibi bir şey oldu. Şu anda bir şeyler oluyor burada ve evet, Mamo bizi geldi kurtardı. Burada yenildik tabii, bu biraz eğitim bölümü oldu açık söylemek gerekirse. Eğitim bölümünde biraz böyle farklı farklı şeylerle uğraşmak zorunda kaldık. Hala devam ediyor şu anda eğitimimiz ama oyunun içinde normalde böyle ben farklı yerlerden de koyarım, farklı düşmanlarla kapıştığımız alanlarda bulunuyor. Ve oyun bu şekilde, yani güzel, açık dünyanın tasarımı falan çok hoş, çok güzel ama hani hayal edilen noktada mı, o noktada olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar, oyun böyle devam ediyor. Yani uzun uzun hikayeler var. İşte çeşitli etkileşimlerle giriyorsunuz, düşmanlarla savaşıyorsunuz, belli noktalara gidiyorsunuz. Oyun güzel, hani güzel ama birinci iki sorunu var. Bir tanesi beklentilerin çok altında kalmış. Bazı özellikleri var. İkinci sorunu ise fiyatı yüksek. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte fiyatı yaklaşık 300 TL'ydi. 300 TL'ye çok daha, nasıl anlatayım, açık dünyası daha gelişmiş. İşte Red Dead Redemption 2 gibi veya farklı oyunlarda alabiliyorsunuz. Bu kadar para verip de böyle biraz daha oynaması zor bir oyunu almak çok mantıklı değil. Ama fiyatı düşer gibi geliyor bana. Experiment 101 biraz isminden de, yani experiment deneysel demek. Deneysel bir çalışma yapmış. Olan tarafları var, olmayan tarafları var. Savaş mekanikleri çok güzel, çok eğlenceli ama oyun genel olarak belli bir tek düzeylikte ilerliyor. Birileriyle konuşuyorsun, birileri şey yapıyorsun ama sürekli onları yapman gerekiyor. Onları yapmadığın zaman oyunda ilerlemen mümkün olmuyor. Bu da birazcık oyuna tek düzeylik ve sıkıcılık katmış durumda. Bu arada biz oyunu Play Store üzerinden temin ettik. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Oyunu da eğer satın almak isterseniz açıklama kısmında bir link bırakacağız. Oradan da isterseniz ev telefonunuzun faturasını ek olarak da taksitle bu oyunu satın almanız mümkün. Evet, Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Biomutant isimli oyunu anlatmaya çalıştık. Olan tarafları vardı, olmayan tarafları vardı. Beğendiğimiz yönler oldu, beğenmediğimiz yönler oldu. Bu oyunla ilgili sizin de fikirleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.